Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle HBO Max'ta yayınlanmaya başlayan yeni dizi Peacemaker'ı inceleyeceğiz. Dizi babası tarafından çocukluğundan itibaren eğitilmiş, her türlü silahı kullanabilen ve barış için insanları çekinmeden öldürebilen bir ölüm makinesi Peacemaker karakterinin yeni maceralarını konu alıyor. Peacemaker karakterini ilk kez The Suicide Squad filminde izlemiştik. Dizi bu filmin hemen sonrasını anlatıyor. Bu yüzden diziyi daha iyi anlayabilmek için The Suicide Squad filmini izlemelisiniz. Dizi ilk duyurulduğunda ben çok da heyecanlanmamıştım. The Suicide Squad iyi bir filmdi. Bize farklı karakterleri eğlenceli bir biçimde anlatmıştı. Ben şahsen filmdeki karakterlerden Polka Dörtman, Red Catcher ve hatta Weasel karakterinin dizilerini izlemek isterdim. Siz hangi karakterlerin dizisinin ya da filminin yapılmasını isterdiniz? Yorumlarda belirtin lütfen. The Suicide Squad filminde Peacemaker karakteri izleyicilerce sevildi. Akabinde de dizisi çıkartıldı. Dizi hakkında beni en çok heyecanlandıran şey yazan ve yöneten kişinin şu iyi filmlerin yönetmeni James Gunn olmasıydı. Öncelikle şunu söylemeliyim. Dizide artı 18 kan, cinsellik, çıplaklık sahneleri bulunuyor. Bu açıdan hassas olan izleyicilerin bilgisi olsun. Bugün ilk 3 bölüm yayınlandı. Peki bölümler nasıldı? benim dizi için çok bir beklentim yoktu. Ama diziyi çok beğendim. Çok eğlenceli ve iyi bir komedi dizisi olmuş. Aksiyon sahneleri de son derece yeterliydi. John Cena Peacemaker karakterini yine harika oynamış. Yan karakterler de oldukça iyiydiler. Vigilante karakteri de oldukça komikti. Dizi bir kara komedi. Bu yönden çok sevdiğim dizilerden olan The Boys havası hissettim. The Boys dizisini sevdiyseniz muhtemelen Peacemaker dizisini de seversiniz. Diziyi yakın zamanda izlediğim Hawkeye, The Falcon and the Winter Soldier gibi süper kahraman dizilerinden daha çok beğendim. James Gunn yetenekli ve başarılı bir yönetmen. Kendisinin işine karışılmadığı için özgürce The Suicide Squad filmini yönetti ve başarılı oldu. Daha sonrasında HBO Max için Peacemaker dizisini çekti ve bence yine başarılı oldu. Peacemaker benim son zamanlarda izlediğim en iyi dizi. Şiddetle öneriyorum. İlk 3 bölümü olan puanım 10 üzerinden 9. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.